İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 120 yıla yakın bir süredir Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kültürel donanıma sahip. Bize ülkemizin üzerinde ve altındaki zenginlikleri öğreten, araştıran, bilen ve bunları gelecek nesillere aktaran insan yetiştirme görevini görüyor. Ülkemiz çok zengin ve derin bir tarihe sahip ülke. Hem yerin altında hem yerin üstünde çok önemli zenginliklerimiz var. Tarihimiz, dilimiz, kültürümüz en önemli varlığımız. Ve bunları bilmek, öğrenmek, araştırmak, buradan kültürel politikalar üretmek, insanlık kültürüne katkılar sağlamak ve orada orijinal ve katkı sağlayan bir kurum olarak var olmak ancak onları öğrenmekle mümkün. İşte İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye'nin bu alanda ihtiyaç duyduğu insan gücünü ve potansiyelini yetiştiren ilk kurum olarak 120 ile yakın bir süredir görev yapmakta ve insan yetiştirmekte. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, toplumun ve devletin kendine yüklediği bu misyonu yerine getirebilmek için bugün 44 diploma programı ile hizmet vermekte. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye'nin yetişmiş insan potansiyeline yaptığı katkılarla da öne çıkan bir kurumdur. Örgün eğitime başladığı ilk tarihten itibaren, mesela ilk kadın mezunumuz olan şair, edebiyatçı Şüküfe Nihal'den başlayarak, hem hoca olarak eğitim vermiş, hem de bizim mezunumuz olmuş binlerce insan Türkiye'nin kültürel ve düşünsel haritasının oluşmasına, yapısının oluşmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Bunların içerisinde Fuat Köprülü gibi, Asaf Halet gibi, Nihat Sami Banarlı gibi akademisyenler, pek çok akademisyen olduğu gibi pop müziği sanatçısından iş adamına kadar da birçok mezunumuz Türkiye'de üretmeye, fikir üretmeye, katma değer üretmeye devam etmektedirler. Bunların arasında mesela en son sayacağım isimlerden bir tanesi de 15 Temmuz şehitlerinden merhum Erol Olçok Bey'dir. Biz mezunlarımızla her zaman övünç duyuyoruz ve bu katkıyı Türkiye'ye yaptığımız en önemli değer, kattığımız değer olarak görüyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak Türkiye'nin kültürel birikimini öğreniyor, araştırıyor, yayımlıyor ve koruma altına alıyoruz. Aynı zamanda bunları koruyacak insan da yetiştiriyoruz. Kütüphanelerdeki yazmalardan, arşivdeki belgelerden, Türkiye'nin dört bir tarafındaki öğren yerlerindeki kazılara kadar Edebiyat Fakültesi bütün gücüyle çalışmaya devam ediyor. Arkeoloji alanında Türkiye'de onlarca kazı yerinde bizim hocalarımız bugüne kadar kazılar yaptılar ve bunu da yapmaya devam ediyorlar. En son Yenikapı kazısını Taşınabilir Kültür Varlıkları bölümü sürdürdü ve İstanbul'un birkaç bin yıllık tarihini 8500 yıl daha geriye götürdü ve insanlık birikimine de çok kıymetli değerler bu kazıyla kazandırılmış oldu. Tabii 70 yıldır süren bu kazı faaliyetlerinden İstanbul Üniversitesi'nin elinde de ciddi bir birikim oluştu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi esasen bir müze fakülte görünümünde. Hem sahip olduğu bu kazılardan çıkan eserler hem de bizatihi kendisi bu müze değerini taşıyor. Bu fakültenin koridorlarında, odalarında, kütüphanesinde o tarihselliği her an hissetmeniz mümkündür. Kütüphanemizde 170 bine yakın eser var. Bunların 10 bine yakını nadir eser niteliği taşımaktadır. Bunun yanında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye'de bir ilke imza atarak ilk müzecilik bölümünü açtı ve üniversite olarak da ilk defa 4 müzeyi kurduk ve bu kültürel birikimi tarih severlerle, kültür severlerle paylaşmaya başladık. Bu müze değerlerimizi en uygun şartlarda sergilemek, ortaya koymak ve onları korumak. Aynı zamanda bu gibi eserlerin korunmasına ve restorasyonuna dönük insan yetiştirmek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin en önemli faaliyet alanlarından birisidir.
kütüphanemiz 170 binin üzerinde kitapla okuyucuların ve akademisyenlerin hizmetindedir. 500'ün üzerinde akademik kadro ile Türkiye'nin ve dünyanın en güçlü sosyal bilimler fakültelerinden birisiyiz. Tabii bu kadromuzla beraber geleceğe de hazırlanmamız gerekiyor. Biz dünyadaki eğitim konusundaki yeni yönelimleri de takip ederek YÖK ile ve üniversite yönetimiyle birlikte Edebiyat Fakültesini geleceğin önemli bir sosyal bilimler fakültesi olarak hazırlamaya, bu konuda kendimizi değiştirmeye, yenilemeye ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Üniversite olarak hem TÜBİTAK'ın hem uluslararası birçok projeye katılıyoruz, imza atıyoruz. Burada da akademik bilgiyi üretmeye devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak Türkiye'nin ve insanlığın zengin kültürel birikimini öğrenmeye, araştırmaya, öğretmeye ve geleceğin kültürel zenginliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Zengin akademik kadromuz ve akademik birikimimizle bu konularda araştırma yapmak, öğrenmek isteyen gençleri de Edebiyat Fakültesi'ne bekliyoruz.